Hadi, hadi herkes bu tarafa gelsin. Brenter'a benden onu balkonda beklememi istemiştir. Ama Sakşi'nin yanında duruyor. Boş ver. Belki de Sakşi onu zorla yanında tutmuştur. Ona hayır diyememiştir. Lütfen güven bana Purvi. Önüme hangi engel çıkarsa çıksın, sana verdiğim sözümü tutacağım. Orucunu kendi ellerimle verdiğim lokmayla açacağım. Sakşi yanındayken bana bakıyor. Ama ya beni görürse? Purvi neden bir anda saklandı? Purvi, Sakşi'yi gördüğünden saklanmış olmalı. Genelde oruç tutan kadınlar ayın yükselmesini bekler Virendra. Sen de benim için mi oruç tutuyorsun? Yoksa niye ayın doğuşunu iple çekiyorsun? Bu akşam ayın yükselişini herkes dört gözle bekliyor. Ama ben bu akşam ayı göreceğim için hiç mutlu değilim. Hatta canım sıkılıyor. Çünkü benim ayımın keyfi onu görene kadar yerine gelmeyecektir. Tuttuğum dilekler yerine geldi. Yıllar sonra Virendra'nın bana itiraf ettiğini duydum. Hadi Virendra, ay çıktı artık. Orucunu açmak için hazır ol. Virendra ne demek istiyor? Onsuz orucumu nasıl açacağım? O Sakşi'nin yanındayken benimle ayın altında orucumu nasıl açacak? Hiçbir şey anlamadım. Hem neden bana mesaj yolladı ki? Bir saniye, bir saniye dur. Yıllar sonra tekrar Karvaçot'u kutluyorsun. Bu anı unutmamamız gerek. O yüzden bunu kamerayla videoya almayalım mı? Hadi video çekelim ha. Anladım. Demek Brandira'nın planı beni görüntülü arayıp orucumu bu şekilde açmakmış. Hadi, başlayalım.
Hey Virendra. Sakşi oruç tuttu. Hadi ona su ver. Bir de yiyecek ver de orucunu açsın. Hayır, ne yapıyorsun? Kadınların yeri başımızın üstüdür. Senin benim duama ihtiyacın yok. Ben senin duanı almalıyım. Teşekkür ederim Virendra. Bugün sayende dünyalar benim oldu. O kazadan sonra sana tekrar kavuşacağımı düşünmemiştim. Seninle Karvaçot'u tekrar kutlamak... Tanrı sana uzun hayat versin. Ve seni benden hiç ayırmasın. Tanrı'dan tek dileğim bugün. Sana su ve yemek yedirdi. Şimdi senin sıran. Ona su, sonra da tatlısını ver. Bu arada Anjali nerede? Ben gidip onu bulayım. Siz devam edin, ha? Bunu yiyemem. Neden? Ben diyabetim. Nasıl tatlı yiyeyim? Unuttun mu? Evet. Neyse boş ver. Sonra yerim. Şimdi gidip Burvin'in orucunu açmalıyım. Sabahtan beri bir şey yemedi. Burvin'in de orucunu açtıktan sonra ancak bir şeyler yiyebilirim. Eğer tören bittiyse önemli bir işim vardı. Ben gidip onu halletsem olur mu? Bugün hiçbir şey bizden önemli olamaz. Bugün her şeyi bir kenara koyup birlikte vakit geçirmeliyiz. Evet ama ben... Benimle gel. Hadi. Ben şimdi Purvi'ye bunu nasıl açıklayacağım? Kaç saattir balkonda benim gelmemi bekliyor. Nasıl yanına gideceğim? Hanımım, siz burada... Evet, lütfen çocukların pijamasını giydirir misin? Ben bulamıyorum. Hı? Tabii. Bu arada törende neredeydin?
Seni göremedim. Ben mutfaktaydım hanımım. İşlerim vardı. Onu başkası da halleder. Sen burada olmalıydın. Ben burada değilken bu törenleri çok özlerdim. Virendra için oruç tutmak ve onun bana sevgiyle yemek vermesi. Bugün çok mutlu oldum. Bugünün gelmesini iple çekiyordum. Bugün geçen 5 yılda Virendra için olan yerimi başka birinin doldurmuş olmasından çok korkuyordum. Ama öyle bir şey olmamış. Bugün kocam, çocuklarım, ailem benim yanımdaydı. Çok mutluyum. Tanrı'ya minnettarım. Hadi çocukları yatıralım. Ben yeniyorum. Çocuklar, hayır, ben Manas. Çocuğum ne yapıyorsunuz? Hayır, durun. Ben Manas, durun. Hayır, Manas, durun. Gergedan ve tavşan işte, durun. Lütfen durun. Annenizin dediğini duymadınız mı? Uslu durun lütfen. Sessizce oturun. Tamam. İşte böyle hanımım. Pijamalarını bu çekmeceye koydum. Sakşi. Lütfen giydirir misin? Ben döneceğim. Tamam. Hadi gelin bakalım. Gergedan buraya gel. Tamam. Ben çok yoruldum. Öyle mi? Yorulduysan çaresi var. Al Manas. Fil, al. Hadi. Hayır. Ben almayayım. Siz yiyin. Ama Fil, bu en sevdiğin çikolata değil mi? O zaman niye yemiyorsun? Aslında... Gergedan, ben hala orucumu açmış değilim, o yüzden. Ama Fil, babam annemin orucunu açtı. Seninkini neden hala açmadı? Çocuklar, yapmayın ama, bu kadar üzülecek ne var ki? Merak etmeyin, aslanınız gelip benim de orucumu açacaktır. Tamam mı? Hadi, kalkın bakalım. Acele edin. Dişler fırçalanacak. Ve düzgün fırçalayın. Sonra gelip kontrol edeceğim. Eğer dişlerinizi fırçalamadıysanız sonunuz iyi olmaz. Hadi. Çabuk hemen geliyorum. Ama ne yapıyorsun? Bütün geceyi dosyalarında mı geçireceksin Virendra? Sakşi, biraz daha dinlenmelisin. Doktor sana istirahat verdi. O yüzden sen dinlenirken ben de işimi yapacağım. Hı? Hem bu şekilde yanında da olurum. Benden daha önemli olan ne olabilir Virendra? Umarım demek istediğimi anlamışsındır. Her şey yolunda mı? Baba, hemen gelmen gerekiyor. Evet baba, odamızda kocaman bir kertenkele var. En büyüğünden. Ne kadar büyük? Gergedan ve tavşandan daha mı büyük? Evet baba, lütfen gel, lütfen.
Lütfen hadi gel tamam, baba. Tamam geliyorum. Sakşı ben bir gidip bakayım. Ben de geleyim. Hayır sen dur. Bir kertenkele. Ne olacak ki? Sen dinlen. Ben hemen geleceğim. Hı? Hadi sen baba. Hadi yürüyün bakalım. Ben de çok korktum. Tamam hadi gel. Şimdi kurtulacaksınız. Virendra 5 yılda nasıl bu kadar değişmiş? 5 yıl önce benden 1 dakika bile ayrı kalmazdı. Şimdi 10 dakika bile dayanamıyor. Geri döndüğümden beri Virendra'nın sevgisini görebilmek için her şeyi deniyorum. Ama bırak bana yakın durmayı. Virendra bana doğru düzgün bakmadı bile. Sessiz olun, sessiz. Sessiz olun, sessiz. Aferin benim aslanlarım, aferin. Benim aslanlarım güzel iş çıkardılar, öyle değil mi? Ama gerçek aslan sensin baba. Sizler benim çocuğum değil misiniz? Siz de aslansınız. Gergedan ve tavşan demeniz hiçbir şeyi değiştirmez. Eğer bunu yapmasaydınız gözüme uyku girmeyecekti. Abla, fil abla hala hiçbir şey yemedi. Ben asla o kadar aç kalamam. Ben de abla. Ne yapacağız şimdi? Bir şeyler yapmalıyız Manas. Evet abla, bir şeyler yapmak zorundayız. Yoksa fil abla sabaha kadar açlıktan ölecek. Ne oldu baba? Çok endişeli duruyorsun. Evet baba, canını bu kadar ne sıktı? Sizin canınızı ne sıktıysa benim canımı da o sıkıyor çocuklar. Dinleyin. Aslanınızın yardımınıza ihtiyacı var. Yardım edecek misiniz? Evet baba, yardım edeceğiz. Söz veriyorum. Ne yapmamız gerekiyor baba? Söyler misin? Evet baba, ne yapacağız? Şimdi durum şu ki fil ablanız hala hiçbir şey yemedi. Çünkü ben gidip orucunu açamadım. Hı? Anladınız mı? Baba, bunu biliyorduk. Bize ne yapacağımızı söyle. Fil en sevdiği çikolatadan da yemedi. Çünkü ben annenizin yanından bir türlü ayrılamadım çocuklar. Şimdi üçümüz filin orucunu açmasına yardım edeceğiz. Ama nasıl baba yapacağız baba? Arvaçot yüzünden anneniz onun yanından bir saniye bile ayrılmama asla izin vermiyor. Ama benim filin orucunu açmak için onun yanına gitmem lazım. Bir şekilde beni annenizin yanından ayırmanız gerekiyor. Ama bunu nasıl yapacağız? Anlatacağım. Gelin. Baba, seni annemin yanından çıkardık. Şimdi hemen git, filin orucunu aç lütfen. Evet baba, acele et. Fil abla çok aç. Siz nasıl emrederseniz aslanlarım benim. Hemen filin karnını doyuracağım. Demek öyle. Abim her şeyi çocuklarla planlıyor ha? O sıtılık gelin karvaçot için oruç tutuyormuş. Hiçbirimiz farkına bile varmadık. Kurnazlık ediyorum. Ama ona şimdi dersini vereceğim. Sakşi'ye gideceğim. Ve ona gerçeği anlatarak o satılık gelinden kurtulacağım. Kertenkele gitti mi? Sen... Ne oldu? Buraya gelmemle ilgili bir sorunun mu var? Ne istiyorsun? Geldiğinden beri konuşamadık. Ben de bu akşam biraz yengemle konuşayım dedim. Ne olmuş yani? Ne oldu? Neden korktun? Buraya seni incitmeye gelmedim. Neden buraya geldin? Bu saatte kim olabilir ki? Virendra sen... Ne sanmıştın? Bir başkası mı? Hayır ben... Bana kızdığını biliyorum. Sana bir söz vermiştim. Ama maalesef onu tutamadım. Virendra, ne sana sinirliyim ne de senden şikayetçiyim. Biliyorum ki başka çaren yoktu. Açıklama yapmana gerek yok. Ne de olsa Sakşi senin karın ve kocası olarak yanında durman gerekiyor. Doğru söylüyorsun Purvi.
O yüzden buradayım. Sen benim için oruç tuttun. Bana düşen de seni kendi ellerimle beslemek değil mi? Hı? Geç olsun güç olmasın. Hadi. Aslında Yugi aramıştı ve Vrendra abimle konuşmak istemişti. Abim nerede? Onu göremedim. Çocukların odasında. Çocukların odasında mı? Ama onu hizmetçilerin odasına giderken gördüm. Aa evet. Aa, o hizmetçinin yanına gitmiş olmalı. Bazen çocuklar uyuyamadığında Purve onlarla odasında uyuyordu. Bir şey söyleyeyim mi? Sence de çocuklar Purve'ye çok bağlı değiller mi? Ne klima var, ne rahat bir yatak ama yine de anneleri yerine o hizmetçinin yanında yatıyorlar. Anneleri 5 yıl sonra geri döndü ve böyle rahat bir odada kalıyor. Ama yine de gelmiyorlar. Babaları buna engel olmalı. Ve en önemlisi de anneleri dönmüşken niye o hizmetçiyle uyuyorlar ki? Anneleriyle yatmalılar. Bence abim kendisi oraya gitmek istiyor. Hey hey, ne yapıyorsun? Senin yerin orası değil. Benim kalbim. Ben ve ailem için yeterince acı çektim. Hem her gün acın giderek artıyor. Her gün yalan söylüyorsun. Hepsini de Sakshi'nin iyiliği için yapıyorsun. Herkesi aynı şekilde önemsiyorsun. Ama bu evdekiler hak ettiğin değeri sana vermiyor. Bu yüzden artık sana olan bu adaletsizliği sonlandıracağım. Senin hak ettiğin yeri sana vermek artık benim en büyük görevimdir. Ne olursa olsun artık sen satılık gelin olmayacaksın. Sana sözüm var. Satılık gelin olmayacaksın. Thank you.
Satılık mı? Ya yani sen bana o hizmetçi derken yalan mı söyledin? Neden benden onun satın alındığını, satılık gelin olduğunu? Ha? Eşin mi? Neden? Neden bana söylemedin? Niye hizmetçi dedin? Neden yalan söyledin? Satılık gelinmiş. Neden böyle yap? Ben burada değilken Virendra Pratap Singh evlendi mi? Kendine ikinci bir eş, çocuklarıma ikinci bir anne ve muhtarın yeni eşi mi oldu? Konuşsana. Sen neden susuyorsun? Sakshi. Sana her şeyi açıklayabilirim. Durum şu ki... Her şeyi anlıyorum. Her şeyin farkındayım. Kocam olarak bildiğim adam... Kocam değilmiş. Satılık gelin almış. Bugünden sonra Sakshi Virendra Pratap Singh değilim. Sadece Sakshi'yim. Ve artık ne bu evde ne de senin kalbinde yerim var, değil mi? Ben zaten senin için 5 yıl önce ölmüşüm. Ne? Neler diyorsun sen? Ve ölmüş insanlar sadece anılarımızda yaşar. Ölü insanlarla birlikte yaşanamaz. Sakshi, beni dinle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.